Yukarı Arfi Garaj'dan herkese merhabalar. Şaka şaka, o yukarı Tokyo Garaj'dı. Çalmayalım. Yeni bir haftadan herkese merhabalar. Yine çok farklı içerikle beraberiz. Resimden de büyük ihtimal görmüşsünüzdür. Yani bir şeyler anlaşılacak artık orada. Motosikletin ve kampçılığın birleştiği bir nokta var. Özellikle ikisi de hobisi olan, hani motosiklet sürmek ve kampçılık yapmak. İkisi de hobisi olan insanlar genelde bunu motosikletle yapmayı sever ki ben de öyleyim. Çok gitmişliğim olduğu motosikletle kampa. Genelde arabadan daha zevkli oldu. Yani bir 4x4 aracım olmadı belki ama motosiklet yapısı itibariyle yani nasıl bir motosiklet olursa olsun bir dağ bile her türlü çıkabiliyorsun, inebiliyorsun. Yeter ki ufak bir patik olsun. Her neyse, motosiklet de yapısı itibariyle küçük bir araç, yani en fazla 2 kişilik bir araç. İşte buna top case falan koyarak hani bir şeyler taşımaya çalışıyoruz. Ama genelde kamp malzemeleri işte çadır ya da sandalyemiz uzun oluyor. Yani bir yere sığmıyor. Ya işte buraya uzatarak bağlaman gerekiyor ya da çadırı veya işte sandalyeyi top case'in üzerinde bir şekilde bağlaman gerekiyor. Arkada da bir kişi varsa eğer bu alan iyice daralıyor. Ya yani sıkış tepiş gidiyorsun. Hele de böyle küçük hacimli bir motosikletse. Yan çantada olunca zaten ön camında varsa rüzgar seni bayağı kesiyor. Hani 100-110 zaten zor gidiyor bu motosikletler. Hep aklımda olan bir şey vardı. Onu ben yaptım, test ettim. Daha önceki motosikletini test etmiştim. Şimdi böyle bir video da çekeyim, hem size de göstereyim. Belki bir fikir olur. Hemen şimdi getiriyorum onu. Şuradan indireyim. Duvara astım ben bunu, yer kaplamasın diye. Bir şey devirmeden getirebilirsem. Evet. Mal bu. Şimdi oradan görünmüyor büyük ihtimal. Ben açıyı değiştireceğim. Hemen geliyorum kamerayı değiştirip. Şöyle açıyı değiştirdim. Biraz alanım dar. Umarım hepsini gösterebilirim. Ama böyle bir şey mal. Böyle iki tane tekerli. Şurasında böyle bağlantısı olan. Şurasında da şöyle bir yay var. Şöyle göstereyim. Ve şurada bir yay var. Hani sağa sola dönerken bu kendisi kasılmasın diye. İki tekerlekli olduğu için. Ve şurada bir tane de emniyet kemeri var. Bunu göstereyim. Şöyle. Ya bu kopacak bir şey değil ama işte güvenlik amaçlı emniyet kemeri var üzerinde. Bunu böyle doluyorum. Oraya buraya takılmasın diye. Şimdi şöyle de bir aparat var. Demir parçası. Böyle kalın bir şey. Bu aparatı işte motosiklete ya da bisiklete. Bu bisiklet için uyarlanmış aslında da. Ben motosiklet için de kullanıyorum bu aleti. Bunu motosikletin herhangi bir yerine, arka tarafında bir yerine şu kısmından montelemek lazım. Benim motorumda da şurada işte zincir muhafazalığı var. Ben onu çıkarttım. Yerine bunu taktım. O ara kamera kaydı silinmiş de. Hafıza dolunca kamera gitmiş gelmiş. Ben bunu taktım. Onu da göstereyim hatta. Şöyle bir zincir muhafazası. Zincir muhafazasını çıkardım. Zaten plastik bir şey. Yerine bunu taktım. Bazı motorlarda buraya da takabilirsin veya bunu biraz demirci de işte genişlettirip milden takabilirsin. Motorun herhangi birine illaki bir şekilde uyarlarsın. Yani çok zor değil. Bisiklet için çok basit zaten. Arka mili çıkarıp üstüne takıyorsun. Devam. Bu aparatı taktıktan sonra zaten bu üzerinde kalıyor hep motosikletin. Herhangi bir zararı yok. Şunun içinde şöyle görürsünüz. Bir boşluk var. O demir buraya giriyor zaten. Böyle bunu çevire çevire yerleştiriyorsun. Şöyle bir tane pimi var. Pimi üzerine takıyorsun. Çok basit. Bu kadar. İstersen bu emniyet kemerini de işte herhangi bir yere tak. Ben gereksiz görüyorum. Şimdi bu çanta ya da bu römork diyeyim. Römork ne kadar yer alır onu hemen göstereyim. Şöyle burası 50. Burası da 80 santim. 80'e 50 bir genişliği var. Yüksekliğini de söyleyeyim. Yüksekliği de 30. 28-30 santimde bir yüksekliği var. İki tane böyle bisiklet lastiği var. Lastik jantları 16. 16 jant. Bunu ben ne kadardır kullanıyorum? Bu römork bende 4-5 senedir bende bu römork. Herhangi bir şey olmadı şimdiye kadar. Gayet de güzel kullanıyorum. Lastiğini bile patlatamadım daha. Böyle hemen farklı bir açıdan römork içine neler alabiliyor?
Onu da göstereyim. Sonra da bir gezelim biraz. Römorku çekebilecek şekilde kamera kaydı alacağım. Hani ne kadar sallıyor, ne sonuçta amortisörü yok bunun. Motosiklete nasıl tepki veriyor? Onları anlatmaya çalışacağım. Hemen geçelim. Ve neler alabileceğini göstermek için açıyı şöyle yaptım. Bu kamp malzemelerini getireyim şuraya. Beraber yerleştirelim. Geliyorum. Geldim. Şöyle büyük bir çantam var. Bunun içinde işte mat falan filan, işte küçük bir balta, bıçak vesaire. Neredeyse 25 litrelik bir çanta, 25-30 litrelik. Böyle bir sandalye, oturak. Sonra bir tane şöyle 3 kişilik X-Star çadır. Bir tane de böyle mat var. Çok rahat rahat alır zaten bunları. Yani şöyle yerleştirmeye bile gerek yok. Bu koca çantayı, ha şöyle göstereyim çantanın büyüklüğünü. Koca çantayı şöyle koyarım. Bitti. Şunu da böyle sığıyor mu? Yine sığıyor ama üzerinde belki örtebiliriz diye şunu alta koyacağım şöyle. Sandalyeyi. Bunu da böyle koyabilirim. Bakayım. Bunu da böyle koydum. Çadır üstüne attım. Bu matı da buraya her türlü sıkıştırdım zaten. Bitti, bu kadar. Bunun bir de işte yağmurda falan seyahat edersin diye üstü çadır da var. Onu da göstereyim. Şöyle bir çadırı var. Böyle buraların da yanlarında cırtlar da var bunun. Direkt böyle oturuyor zaten üstüne. Yanda kemerleri falan da var. Bitti. Bu kadar. İstersen şunu kapatma. Çünkü bu remork 30 kiloya kadar yük taşıyabiliyor. Ben buna pazar alışverişi bile yapıyorum. İstersen burayı kapatma hiç. Böyle doldur doldur burayı. Yani hani eşya daha hafiftir belki ama uzundur ya da bir şeydir. Onu böyle güzelce sararsın bu yanlarından, işte bir böyle kancalı iplerle falan filan. Daha çok eşya da yüklersin. Şöyle şunu kapatayım. Yolculuk esnasında yaparken, yolculuk yaparken bir şey düşmesin bizden. Şunu da söyleyeyim yeri gelmişken. Polis falan görürse böyle herhangi bir kanun yok. Yani bir motosiklete römork takılmaz diye bir kanun yok. Olmayan bir kanun ceza yazar mı? Vallahi bilmiyorum. Belki çok hani şey kıl birine denk gelirsem belki ceza yazar. Hani ruhsatı işi değil falan filan diye. O kadarını bilemiyorum açıkçası. Ama daha bayra gideceğimiz için çok da ceza da yiyeceğimizi sanmıyorum. Örnekler de var. Şu su geçirmez değil bu üstündeki çadır ama yani yağmur falan hiç geçeceğini sanmıyorum. Ben bunu yıkadım, altına su geçirmedi. Büyük ihtimal geçirmez yani. Çok da yağmurda seyahat edemiyor zaten motosikletle. Hemen şöyle suşa geçelim. Şimdi bunu çıkardık. Şurayı örtelim. Dediğim gibi çok basit. Şunu şuraya şöyle oturtuyorsun. Burada üzerine takıyorsun. Şey tamam, bu kadar. Şimdi şöyle gezelim. Motorun arkasında olduğunu hiç hissetmiyorum şu an. Böyle tümseklerde falan biraz şey yapmak lazım. Zıplayabilir yani, çünkü hani amortisör olmadığı için üzerinde fazla da yük yok zaten.
Ama onun dışında herhangi bir şey hissetmiyorsun. Frenleyken ya da gazlarken. Böyle çekip bırakma gibi bir durum yok. Hafif bir şey zaten. Dönerken de hiçbir sıkıntı yok. Gayet güzel bir şekilde geliyor arkamdan. 60 km hızla gidiyorum. Motosiklette hiçbir şey hissetmiyorsun. Yani aerodinamisi falan hiçbir şekilde etkilemiyor şu an. Böyle bir his yok yani. Şöyle istediğin kadar yatır motosikleti. Yani o böyle geliyor. Şöyle biraz da hız yapayım. Ben bunu da görmüş olun. Hani seyahat edilir mi? Yani öyle uzun seyahatlere pek gelebileceğini düşünmüyorum açıkçası. Çünkü üzerinde sonuçta bir bisiklet lastiği var. Bisiklet lastiğinde kendine göre hıza dayanıklı bir rulman var içinde sonuçta. Bunları göz önünde bulundurmak lazım. Ama böyle kısa mesafede hani 85-90, şu an 90'la gidiyorum. Öyle hiç problem yok. Bir şey de hissetmiyorsun. Ya böyle dar dar dönmeye çalışıyorum. O halde de bir şey olmuyor. Şurada şöyle bir de U yapacağım. Sakin bir yer. Aynen burası sakin. Yani U yapacağım. Bakalım bir şey verecek mi? Şöyle. Hiçbir şey yok. Böyle normal arkadan geliyor. Ördek yavrusu gibi takip. Böyle alet böyle. Hiçbir sıkıntı yok. Motoru herhangi bir zarar verecek bir şey de yok bunun. Yani bir şey olsa da seni düşürmez diye tahmin ediyorum. Hani herhangi bir sorun olsa seni düşürebilecek bir şey olduğunu sanmıyorum ben. İşte şu bisiklet çanta olması belki bu çant falan hani yamulabilir. Aslında sağlam. Yani bisiklet için yapıldığı bisiklet kullansın diye yapıldığı için belki motosikletin hızına dayanmayabilir dediğim gibi. Onu şimdi tam bilemeyeceğim. Evet, siz hepsini izlemediniz ama ben aslında bayağı bir yol yaptım. Tabii daha önceki motosikletlerimde de yapmıştım. Bisiklette de yaptım. Hatta bu kasanın içine çocukların otokoltukları olur ya, onu koyup çocuğumu gezdirdiğimde oldu. Öyle de çok güzel oluyor. Yani emniyetini aldık, yavaş gittikten sonra hiçbir sıkıntı yaşatacağını sanmıyorum. Bu haftalık bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.